Selamlar, saygılar. Ben Aziz Selim. Bugün yine önemli bir konuğum var. Ömer Hocam yine konuğum oldu sağ olsun. Daha önceki yayınımız çok beğenilmişti. Çok güzel yorumlar vardı altında. Yine burada huzurlarınızda hem kendisine teşekkür etmek istiyorum önceki röportaj için ve bugün de davetimi kabul ettiği için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Ömer Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Asıl davetiniz için ve güzel yorumlar için ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun, var olun. Rica ederim. Sağ olun hocam. Hocam endeks bayağı sıkıntılı sürüyor. Yatırımcılar bayağı bir dertli, bayağı bir stres birikti üst üste. Bütün bunları Evet. konuşalım istiyorum. Arkadaşlar Ömer hocam aynı zamanda biliyorsunuz Hedef Fiyat platformunun kurucusu. Hedef Fiyat gerçekten aracı kurumların nabzının tutulduğu, raporların çok güzel takip edilebildiği bir platform oldu. Ömer hocam Hedef Fiyat platformu üzerine gelen raporlar ne diyor piyasanın son haline? Yeni gelen raporlarda öne çıkan sektörler, şirketler dikkatinizi çekmiştir muhtemelen. Onlardan birazcık bahsedelim istiyorum. Tabii hocam. Öncelikle hocam konsensus endeks ortalamasını 14 bin diyor. Yani 14 bine kadar bir ortalama endeksin çıkacağını tahmin ediyor aracı kurumlar. Bunu da Konsensus raporlarda vadesi hocam, vade sonu burada 2024 sonu için mi yoksa yok yani bir yıl 12 ay. vade mi? Aynen 1 yıl vadede 14 bin ama bu bugünkü verilere dayalı. Yani bu 6 ay sonra 16 bin olabilir. Anlatabiliyor muyum? Veya 13 bine de düşebilir, onu kestirmek zor. Mevcut çarpanlara göre, mevcut bilançolara göre, duruma göre, konjektüre göre bu değişiyor. Bazısı yükseltiyor, bazısı düşürüyor. Mesela Ford'la ilgili 2000 liraya kadar çıkmıştık neredeyse. En son 1880 liralık bir hedef fiyat vardı. Ama tak 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 bilançolar kötü geldi. İnsanlar bazen onu da atlıyor. Şimdi ben X hisse senedinin 100 lira olacağını düşünüyor bir aracı kurum, ben değil de %50 getiri potansiyeli diyor. Bunu kafadan atmıyor. Bilançosu iyi geliyor. O yüzden %50 getiri potansiyeli diyor. Sonra şirketin yeni bilançosu geliyor. Bakıyor ki bizim yaptığımız analiz çöp olmuş. Marjlar düşmüş. Karlılık düşmüş. Karlılığı bırak, satışlar bile erimiş. Adam stondaki ürünü bile eritememiş doğru dürüst. Borcu artmış. Borcu açtığı için faiz gideri artmış. Yüksek faiz var zaten. Finansman maliyeti artmış. Şimdi sen 100 liralık hedefi 100 lirada tutarsan sen analist değilsin. Dükkanı kapat git zaten. O yüzden adam ne yapıyor? 100 lirayı 80'e Her gelen bilançoda biz de tahminlerimizi revize etmemiz düşürüyor. gerekiyor zaten. Aynen. Olması gereken bu. Yani herkes şey zannediyor. Hedef fiyatlar illa yukarı yönlü revize edilmeliymiş gibi bir düşünce var. Veya hedef fiyat geldi. Çoğu da geliyor zaten. Büyük bir kısmı geliyor. Kimse geleni görmüyor. Geldiği zaman da hemen anında yüzler oldu ya, 200'lük yeni bir hedef fiyat gelmesini istiyor. Aslında o da yok. Çünkü onu bir sindirmesi lazım. Alışmıştık böyle hep yukarı yukarı hedeflerle gidiyorduk güzel güzel. Aynen. Ya o dönem hocam 2021 ve 22'de kaldı. Artık yeni dönemde o çok olmayacak. Ama şu da yanlış anlaşılıyor benim nazarımda. Ben öyle okuyorum piyasayı. Bunu yapacak hala şirketler, hisseler var. Yani bilançosu iyi olan, tekniği güzel olan, mesela atıyorum yabancı gelecek, belki ileride konuşuruz bunu ama yabancı gelecek diyoruz ya, yabancı iskontoya gelecek. Yani gerçekten büyük bir fırsata gelecek yabancı. Atıyorum şu an bir hisse senedinde veya endekste %40 getiri potansiyeli var ya, bu %60'a çıktığı zaman yabancı almış olacak zaten. Biz bunu anlamayacağız bile yani. Sadece biz onu aylık yabancı takas oranında bir anda tak diye göreceğiz. Büyük ihtimal ya virman yapacak, ya başka bir yerden almış, göstermemiş olacak. Göstere göstere yapmayacak bence bu. Tabii zaten düşüşümüz de hani lap diye düştük. Düştüğümüz gibi Aynen. kaldık. Aynen. Muhtemelen yükseliş de öyle olacak. Bu sürecin sonunda yükseleceksek ki bence yükseleceğiz bir yerden. Yükselmişiz diyeceğiz bir gün. Evet. Şu an zaten dikkat ediyorsanız hocam birçok hisse senedinde, hatta endekste de biz bunu görüyoruz. Bir dip çalışması var. Yani önceki noktalara bir temas var. Hep yatırımcılara onu diyorum. Yani bir yerde eğer fiyat denge bulmaya çalışıyorsa yükseliyor, oradan geri dönüyor. Yükseliyor, oradan geri dönüyor. Artık genel kanı şu oluyor. Ya orada güzel bir destek var. Artık burada güçlü bir alım var. Kim var bilmiyoruz. Yabancıdır belki. Belki kamudur bilmiyoruz. Fonlardır, BES fonlarıdır. Onu takası sürekli takip eden. Ben kendi hisselerime bakıyorum. Hepsine bakamam. İyi takasçılar var. Onlar okuyor bunu, yorumlayabiliyor ama o nokta aslında artık dengenin bulunduğu, yükselişin hazırlandığı nokta oluyor.
Çünkü fiyat bir yerden sürekli tepki alıyorsa, bir topun sekmesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Orada mutlaka artık piyasa bir yerden sonra inanıyor şuna. Ya diyor, bunun altı yok demek ki diyor. O zaman oraya bir dahaki geldiğinde bu sefer hacimli bir alım geliyor. Ondan sonra da zaten herkes yeni bir hikaye yazıyor. Faizler düşecek diyor. Enflasyon tamam beklendiği gibi düşmeyecek ama o da düşecek diyor. Yabancıdan da ufak bir alım geçen hafta mesela, yabancı net alımdaydı. O nedenle bu aslında ufak ufak bize iyi hikayenin yazılmasının şeyleri olabilir. Kesin konuşmamakla beraber ön fragmanı olabilir yani. İnşallah bakalım artık bu kötü günler bitsin diye dört gözle bekliyoruz. Aslında biraz bir konuya da girmiş olduk. Soracağım bir sorunun da bir nebze cevabı oldu ama ben tekrar bu sorumu sormak istiyorum. Şimdi son dönemde gerçekten hani ekonomide, ekonomik verilerde, piyasalarda birazcık dengesiz, karışık gidiyor. Şimdi hani yatırımcılar, küçük yatırımcılar özellikle, hani bu dönemi nasıl yorumlamalıyız? Bu dönemde oluşan fiyatlamaları nasıl değerlendirmeliyiz? Bu fırsat mı, risk mi? Senin gözünden bunları da dinlemek istiyorum hocam. Tabii hocam. Şimdi hocam, yani bulunduğun yere göre, pozisyonuna göre, aldığın hisseye göre, vadene göre bu değişen bir şey. Yani hala çok pahalı hisseler var. Yani %50 düşmüş bir hisse senedi ama bu bana ucuz gelmiyor. Yani insanlar burada da bir yanılgı içerisinde. Bir hissenin %50 düşmesi onu ucuz yapmaz. Bir hissenin %100 yükselmesi de onu pahalı yapmaz. Yayından önce de konuştuk mesela bazı şeyler özelinde, hisseler özelinde vesaire sohbetimiz esnasında. Yani insanlar bunu çok atlıyor. Bir hisse senedi %50 düştü. Piyasa değeri olarak konuşayım. 3 milyardan 1,5 milyara düştü. Ama o hissenin hala değeri 1,5 milyar değil ki. O zaman o hisse hala pahalı oluyor. Yani düşmesi o hisseyi ucuz yapmıyor. Yükselmek de o hisseyi pahalı yapmıyor. Eğer o fiyatı, yükseliş hareketini destekleyen bir şey varsa, zaten hisse yükseldikçe öz kaynakları da artıyor. Hisse yükseldikçe marjları da artıyor, karlılığı artıyor. Hisse yükseldikçe bilançolarda biz bunu görüyoruz. Borçluluk azalıyor. Yani şöyle bir dönemde borcunu azaltabilen kaç tane şirket var hocam? Aç bak. Çok fazla, 2 milyar, çok fazla. 2 milyar, 2-3 milyar borcunu silen, yani kaldıraç oranını %75'ten 55'lere düşüren şirketler var. Şimdi bu diyor ki sana o zaman, ya bu hisse de bir potansiyel var. Bir yanılgı da şu mesela, endeks düşecek. Diyelim ki endeks düştü. Dolar bazlı konuşalım. 2 veya 2,5'a kadar düştü. 200 sent mi diyorlar artık? 250'ye kadar düştü diyelim. Oranın da takribi 6000-6500 olması gerekiyor. Yani dip dediğimiz en dip noktamız orası. Orası da yani en kötü senaryoda. Ama o dönem bile çıkacak hisseler var. Yani o dönem bütün borsa çökecek falan değil ki. BIST 100'ün en çok ne derler ona, ağırlık verdiği 10 tane 20 tane hisse senedini sen %10 düşür ama diğer bütün tahtaları kaldırabilirsin. Buna endeks mühendisliği de diyorlar mesela. O zaman zaten bugün bile endeksini eksik attığında çok ciddi prim yapan şirketler vardı. Evet. O prim yapan şirketlerin de bilançolarına baktığımızda 2024 altı dönemine dair gerçekten satışlarını her şeye rağmen arttıran, kârlarını her şeye rağmen arttıran şirketler tabelaya çıktı bugün. Gördük, konuştuğumuz gibi ismini de söyleyebilirim. Reysaş demiştin, sen de söylemiştin bu şirketin. Güzel bir performansı vardı. Gerçekten bilanço performansı da çok iyi. Evet, aynı şekilde dolar bazlı 200 dolara düşsek bile yine böyle öne çıkacak şirketler mutlaka olacaktır. Mutlaka vardır. Evet. Kesinlikle hocam. Şimdi biz bilançoları enflasyon muhasebesiyle görüyoruz. Ne demek enflasyon muhasebesiyle? Belli bir döneme endeksleniyor. Atıyorum o dönem enflasyon %50 ise o dönem %50 artışı biz sıfır kabul ediyoruz. Yani artış yok gibi kabul ediyoruz. Bunu geçmişe dönük düzeltiyorlar ama aslında. Yani geçmişi değiştiriyorlar. Şu anki veriler doğru. Ama insanlar şunu atlıyor. Yani o endekslemeye rağmen %100 artış aslında %100'den çok fazla bir artış. Satışın eğer bir şirket karını %100 arttırdıysa, %100 örnek bu arada ama arttıranlar yine var yani. %100 arttırdıysa bu reel olarak %100 bir artış demek. Yani enflasyon muhasebesine rağmen bu adam cirosunu %100 arttırmış demek. %20 öz kaynağını arttırmış. Bu şirket enflasyon muhasebesine rağmen öz kaynaklarını arttırmayı başarmış anlamına geliyor. O nedenle şu dönemde de çok potansiyeli olan şirketler var. Reysaç dediğin için bahsedelim.
benim pozisyonum var. O yüzden satış tarafında da değil, konuşabilirim. Mesela Reysaç'ta yani değerleme bilmek gerekiyor hocam. Mesela neyin rahatlığı var bende? Reysaç 10 kat falan gitmiş. 50 konuşmuş hocam Reysaç. Yani bölünme var. Bir bedelsizliği var. Ondan önce bedellileri var vesaire. %100 iki kere bedelli sermaye artışı yapmış. Sonra da %300 olması lazım. Bir bedelsizliği var. Bölünmüş fiyatlarla 50 kuruştan şu an 12 liralara gelen bir Reysaç var. 13 liralara kadar gelmiş. Bugünkü hareketin nedeni ne? Veya cuma günü de yanlış hatırlamıyorsam %3 falan kapattı. Güzel gelen bir bilanço aslında. Şimdi değerleme bilen insan şunu yapıyor hocam. Ben bir hisse senedini değerlerken hedef fiyatı kullanıyorum. Elim ayağım zaten, mecburum çünkü. Ama onun dışında kendi değerlememi de yapıyorum. Yani sadece hedef fiyatta XYZ kurumu bu şirkete %50 prim potansiyeli vermiş diye hoppa hatlayıp almıyorum. Eğer öyle yapsaydım benim portföyümün %50'si erimişti, açık konuşuyorum. Çünkü en yüksek hedef fiyat verenleri alacaktım büyük ihtimal. Kanacaktım onlara. Genelde de bunlar biraz spekülatif, hatta belki manipülatif oluyorlar vesaire. Büyük ihtimal varım yoğum gidebilirdi. O nedenle ben kendi akıl süzgecimden geçirerek bazen orada olmayanları bile değerlemeye çalışıyorum. Şimdi Reysaç örneğinde konuşalım. 2-3 gündür o şirketi inceliyorum. Bunu da yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Altta da yazıyoruz zaten. Biz burada bir hisse senedi örneği üzerinden konuşuyoruz. Siz bunu gidin Koç Holding'le Tüpraş'ta yapın mesela. Veya Sabancı Holding'le Enerjisa'da yapabilirsiniz. Şimdi Reysaç GE hocam, Reysaç'ın bir alt şirketi olarak geçiyor. Lojistik üstteki şirketi. Bunun GE'nin %62'lik payına sahip. Şimdi bu %62'lik payı piyasa değerine göre hesapladığınız zaman 12 ya da 13 milyar TL yapıyor. Şimdi yani Reysaç'ın tamamı 22 milyar TL. Şuradan bir verilerden bakayım da yanlış bilgi vermeyelim. Hemen açıyorum. Benim ekranım görünmüyor değil mi hocam? Yok, görünmüyor. Paylaşabilirsiniz istiyorsanız hocam, ekran paylaşımı yapmak yok, istersen. Yok, paylaşmayayım da. Yok, sadece söylemek için söylüyorum. Bugün zaten %8,5 yapmış bu arada. Söyledik, iyi mi ettik, kötü mü ettik onu da bilmiyorum ama şimdi %62'lik bir paya sahip Reysaç GEO'da. Reysaç %61,94. Şimdi Reysaç GEO'ya baktığınız zaman hocam, bunun %62'sini ben dün hesaplamıştım ama o da bugün %8 yapmış işin kötüsü. Ben dünkü cuma günkü hatta verilere göre konuşuyorum bu arada. 12 milyar TL'den biraz fazla yapıyordu. Yani 13 milyar TL falan. Şimdi Reysaç'ın sadece Reysaç GEO'daki payının değeri, yani oradaki hisseden çıksa bu adamlar, yani sattığını düşünelim payını, 13 milyar TL'si oluyor kasasında. Şimdi evet. 13 milyar TL'si olan bir şirketin piyasa değeri, yine Cuma'ya göre konuşacağım, 22 milyar TL. Demek ki aslında bu 22 milyar TL'nin 12 milyarı RGO'dan geliyor. Geriye kalıyor 12 milyar TL. Aslında sen değerlemeyi bunun üzerinden yapman lazım. Diyelim ki kasada da 3 milyar TL'si var. Nakit şu an öyle bir durum yok da borcunu çok azaltmış. Diyelim ki örnek olsun diye söylüyorum. Aynen, örnek olsun diye farz-ı misal konuşuyoruz. Reysaç'ı da farz-ı misal konuşuyoruz. 3 milyar TL'de kasasında parası var. Senin onu da düşmen gerekiyor. Çünkü sen şirkete 12 milyar TL'ye aldığın zaman o 3 milyar TL'de kasada sana hediye ediliyor. Diyor ki al, kasamızda da bu kadar paramız vardı. Güle güle harca diyor. Onu da düştüğün zaman... geliyorum böylece. Aynen. 9 milyar TL'ye geliyor. Şimdi sen FK'yı 24 milyar TL üzerinden hesaplarsan karına göre veya cirosuna göre farklı çıkıyor. Ama buna göre hesaplarsan farklı çıkıyor. Anlatabildim evet. mi? Mesela yayından önce seninle onu konuşmuştuk. Pabra'ydı sanırım. Aynen. Pabra bu şirkette %40'dan fazla bir paya sahip. Ben niye bu adam bu hissede diye düşünüyordum yani. Ben yeni aydınlandım. Çünkü bilinen bir hisse senedi de olmadığı için millet hep GEO diyor. Bir GEO teması da var. Faizler düşünce vesaire. Uzun zamandır bu şirketle anılıyor. Sosyal medyada bilinen bir isim. Uzun zamandır vardı. Bayağı etkisi var. Fiyatlamada da olduğunu ben düşünüyorum illaki. Ama benim şeyime göre çarpanları farklı bakmak gerekiyor. Yani sıradan bir vatandaş, bireysel bir yatırımcı. Hani, amaç şuydu. Çok da güzel oldu aslında, anlatmış olmam hocam. Endeks düşebiliyor. Piyasalar kötü olabiliyor. Ama kötü zamanda bile hani yatırımcıların araştırma yaparak bulabileceği iyi şirketler, yükselebilen şirketler yine var. Buna güzel bir örnek oldu bence de. Müsaadenle bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Hatta sen de yabancı yatırımcı demiştin. Şimdi yabancı oranı gerçekten çok ciddi düşüş oldu yine.
bir ara toparlanacak gibi olduk 2024 ilk çeyreğinde. İkinci çeyreğe birazcık sarkmıştı. Mayıs ayıydı galiba, ciddi bir yabancı çıkış olmuştu endekste. Yabancı oranı çok düştü ama şimdi son zamanlarda dikkat ettim de bilmiyorum, yabancı yatırımcıya sunumlar yapıyoruz. Hem devlet evet. yetkililerimiz, hatta geçenlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerika'da bir sunuma katılmıştı. Bu tip çalışmalarımız da var. Bu çalışmaları nasıl değerlendiriyorsun? Yabancı bu çalışmalara itibar gösterip tekrar Türkiye'ye yatırım yapmaya hemen gelir mi? Bu konuyla ilgili düşüncen nedir hocam? Hocam okuduğum kadarıyla, yani bunun için biraz daha böyle derin bir şeyde olmak gerekiyor. Stratejist falan filan diyorlar ya, ben o kulvarda değilim. Ama kişisel görüşümü şöyle belirtmek isterim yine de. Yabancıya siz bir gel gel demeniz lazım. Yani gel gel demeniz için de bir şeyler sunmanız lazım. Yani yabancı gelecek ama neye gelecek? Bir, doların sabit olacağına o adamların inanması lazım. Neden? O adam %30 kazanırken dolardaki değer kaybı, yani TL'nin değer kaybı bundan daha fazla olursa o adam para kazanmayacak. Ve Türkiye ne yazık ki bu konuda çok gol yedi son 3-4 senede. TL aşırı değersiz. Hatta bir ara bakan demişti ki daha düşecek yerimiz yok. TL en değersiz hale getirdik falan diye gibi trajikomik bir açıklama yapmıştı. O nedenle şu anki ekonomi yönetimi güzel. Sadece para politikası tarafını maliyenin desteklemesi gerekiyor. Yani ekonomistler böyle açıklıyorlar durumu. Yani hükümet tarafından da bir tasarruf tedbirleri vesaire, yeni programlar, orta vadeli program diyorlar mesela. Çoğu ekonomist bunu eleştiriyor. Şimdi yabancının, tekrar soruya dönecek olursam, gelebilmesi için hocam potansiyelin riskten fazla olması lazım. Buyur hocam. Bu sunumların birazcık pratiğe yansımış olmasını görmek ister diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Yani en basiti, ben yabancı olsam, şu an 1 milyar doları Türkiye'ye sokacak olsam şunu isterim. Ya gerçekten şu ekonomi programına veya ekonomi yönetiminin en azından değişmeyeceğine güvenebilir miyim? Şu an yavaş yavaş ona inandırıcı gelmeye başlıyor. Çünkü faizi düşürmeyeceğiz diyor. Mesela aralığa kadar gerçekten faiz düşmezse, ki düşmeyeceği, aslında son gelen enflasyon verisiyle düşmemesi gerektiği ortaya çıktı. Ama bu bir işaret olacak hocam. Yani yabancının gelişi de aslında bizde birçok şey öncü gösterge olacak. Bir kıvılcım yakacak. Hepsi bir araya geldiği zaman bu sefer yükselişin hikayesinin başladığı nokta olacak. Ben öyle düşünüyorum. Yabancı satıyor dediğimiz ne aslında hocam? Baktın mı son verilere? Yabancının satıyor dediğimiz ne? Tamam, uzun süredir satıyor. O ayrı bir konu. 2016'dan beri yabancı çıkıyor. Alım tarafındaydı yabancı kısım. Aynen. Son haftalarda bu şey Eurobond tarafından, borçlanma senetleri tarafından çıkıyorlar. Yani faiz tarafından çıkıyorlar. Son hafta mesela hisse senedinde net alıcı taraftalar. Ve aslında gibi. Evet, doğru. Aynen. Aslında yabancı alıyor. Sadece aldığını göstermiyor gibi geliyor bazen bana. Yani alıyor net alış tarafında ama endeks öyle vuruyor ki, endeks de öyle güzel oynuyor ki, robotlarla yapıyor, algoritmayla yapıyor bunu. Aslında şey yapıyor, yabancı oranlarına bakın, düşmüyor aslında. Bir yere kadar düştü doğru ama bir yerden sonra artık düşmüyor. Bak büyük hisselerde özellikle. Yabancı, benim nazarımda yabancı da çok şey değil hocam. Nasıl diyeyim? Yabancının hareketi benim için çok önemli değil. Yabancı geldiği zaman zaten aslında yabancı gidecek, satacağı yeri arar belki. Anlatabiliyor muyum? Yabancı geldiği zaman zaten biz alacak yerde olmayız. O nedenle ben yabancı yokken heybemi doldurmaya bakıyorum şu sıralarda. İyi şirketler, iyi senetler, iyi bilançolar, güzel sektörler. Ben yerimdeyim. Yabancı gelirse, ben zaten bir hisse senedi alırken atıyorum X fonu veya fon yöneticisi almış diye almıyorum ki. Ben aldığım zaman şunu merak ediyorum. O fon yöneticisi ne zaman fark edeceği ben bekliyorum. Benim çoğu aldığım hisse senedinde şu an fon yok. Olman lazım diyorsun. Doğru. Doğru. Tabii. Aynen. Doğru. Yani hatırlayın, geçen hafta mı konuştuk bilmiyorum. BİM'aş, sizin yayında mı konuştuk onu da tam hatırlamıyorum. BİM örneğini verdim hocam. Şimdi bütün fonlar BİM'de. Paranın büyük bir kısmı BİM'de. Benim BİM'de pozisyonum yok bu arada. Benim lafımla da BİM'in bir hareket sağlayacağını düşünmüyorum. O yüzden rahat konuşayım. Bütün fonlar BİM'de hocam. Bireysel yatırımcıların da çoğu BİM'de. Doğru mu? Çünkü neden? Doğru. Talep esnekliği. Sıkıntısı yok şirketin. Cash çalışıyor. Para sıkıntısı yok. Vadeli çalışıyor. Yani satıyor parayı, vadeli ödüyor falan filan. Gıda enflasyonundan pozitif faydalanıyor. Her şey doğru.
Bilançosu güzel, her şey güzel. Ama şu var hocam, herkes BİM'de. Herkes BİM'de. Yani alacak kimse kaldı mı? Bence kalmadı. Yani dışarıdan 2-3 milyar alacak kimse kalmadı. Satacak çok var ama alacak kimse yok. Şimdi BİM'in daha yükseğe çıkması için alacak lazım, satacak değil. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Bir sinema salonundayız. Birisi diyor ki üzerimde bomba var. Ne olur hocam orada? Kaos. Kaos olur. Herkes kapıya koşar. İlk ben çıkacağım, ben çıkacağım, ben çıkacağım. Altta kalanlar olur, ezilenler olur. Şimdi işte evet. Ben BİM örneğini buna benzetiyorum. Birisi diyecek ki üzerimde bomba var. Bu ne olacak? Ya BİM bundan sonra gitmez diyecek birisi. Ki görüyorum %15 bir fon çıkmış. Yani %15 serbest fon büyük ihtimal. Onda çünkü kısıtlama olmuyor. %15 BİM taşıyormuş ve çıkmış geçen ay Eylül verisine göre. Geçen ayınkine göre daha doğrusu. Şimdi bu fonlar tak 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 çıkmaya başladığı zaman alıcı kim? Bireysel olacak büyük ihtimal. Yok bireysel olacak. Yani aynen. Yavaş yavaş tak 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 kademe düşecek. Bu arada ben BİM'in grafiğine hiç bakmadım. Fiyatı belki bugün tavandır, belki tabandır, onu da bilmiyorum. Ama benim hikayem böyle işte. Yani ben herkes orada diye bir hisse senedinde olmayı sevmiyorum. Evet. Hocam bir sonraki soruma geçmek istiyorum. Şimdi tabii. Bu belirsizlik ortamı, birazcık fiyatlamalar da çok net değil. Endeksteki fiyatlama birazcık kötü performans gösteriyor. Yani bu dönemde portföy yönetiminde en önemli strateji ne olabilir? Şimdi az önce söylemiştin, ben bilanço odaklı gidiyorum, yatırımlarımı bilanço odaklı yapıyorum demiştin. Ama son zamanlarda bu enflasyon muhasebesinden sonra bilanço okumak, şirketlerin kar performansını ölçebilmek biraz daha zorlaştı. Biraz daha enflasyon muhasebesi özellikle net kar bölümünü flulaştırdı birazcık. Bu durumda hani temel analiz, teknik analiz mi? Teknik analiz daha mı iyi çalışıyor bu dönemde? Soruları gündeme geliyor. Hani ben genel olarak sormuyorum. Temel analiz mi, teknik analiz mi daha iyidir diye sormuyorum. Bu döneme karşılaştırmak, hani portföyleri neye göre dizayn etmek lazım? Bu konuyla ilgili bir fikrin var mıdır hocam? Hocam ben 2024'ün başına kadar hatırlıyorsan Aralık ayında da bir düşmüştük. Hatta sen yine bir grafiğin var, onu hep paylaşıyorsun ya böyle ara ara güzel düştüğümüz zamanlar. O dönemde bir paylaşmıştım, öyle hatırlıyorum. Yani senin paylaşımın benim için hani yabancı geldi diyoruz bir sinyal etkisi yaratıyor. Senin paylaşımların da bazen bende sinyal etkisi yaratıyor. Diyorum ki demek ki dibe gelmişiz. Aziz hocam bunu tekrar bir retweet etmiş diyorum. Şimdi Aralık ayı gibiydi sanıyorum. Ben hep temel analizle gittim hocam. Tekniğe hiç bakmadım. Yani grafiğini bile açık baktığımı hatırlamıyorum doğru dürüst. Teknik bilmediğimden değil bu arada. Ama kullanmıyordum yani, ihtiyaç duymuyordum. Çünkü değer diyordum. Ya ucuz diyordum yani, fiyatı yükselebildiği kadar yükselsin. Ucuz hisse ucuzdur. O yüzden bir hisse senedi 20x gidiyor. Yani tekniğe baksam ben 20x taşıyamam ki o hisseyi. Taşıyabilir misin hocam? Bugün bir hisse senedi alacaksın. 1 milyon TL para yatıracaksın. Bu para 20 milyon TL olacak ve teknik sana artık Bollinger bandı bile yeter artık. Çık arkadaş der yani. Ya canım zaten hocam teknikle giderken o 3 yıl 5 yıl taşıdığın hisseye teknik analiz zaten bir yerde mutlaka sattırır. Sattırır. Birkaç indikatör sat verir. Piyasa bozulur. Evet. Hani grafikle gidiyorsan o grafiğe bakarak satman da gerekir. Hani grafikle birkaç yıl taşımak mümkün değil zaten bir hisseyi. Evet. Aynen. Yani teknik o yüzden bana kısa vadede biraz cazip geliyor, mantıklı geliyor. Ama soruna tekrar dönecek olursam ben 2024 başına kadar sadece temelciydim. Yani diğer şeylere bakmıyordum bile. Sadece çok fikrine güvendiğim insanlar olursa ya yüklü bir pozisyon açacağım. Sence girmeli miyim falan diyordum mesela. Buradan da Tamer hocama selam olsun. Onu almış olayım. ama 2024'ten sonra hikaye değişti hocam. Artık ben tekneye de bakıyorum. Takasa da bakıyorum. Çarşıya da bakıyorum. Pazara da bakıyorum. Çünkü niye? Hani Peter Lynch'in bir balo teorisi var ya. Herkes bana hisse söylüyorsa diyor. Büyük ihtimal düşüş yaklaşmıştır diyor. Berberden bile bir hisse tavsiyesi alıyorsa. Büyük ihtimal şu an ben piyasaya bakıyorum, herkes bana ağlıyor. Ya ne olacak bu piyasa diyor. En güvendiğimiz Ford şu hale geldi diyor. Tofaş yüzde bilmem 35 düştü diyor. Türk Hava Yolları şöyle diyor. O zaman Coca-Cola'ya baktım hocam, bugün %35-40 düşmüş. Yani Coca-Cola düşmüş. Biz normalde yan tahtada bu tür katliamlara alışıktık ama bu kadar sağlam kağıtların, bu kadar bilançoları da düzgün olan kağıtların en azından bu hale gelmesi gerçekten garip.
Yani yaşanmadık bir şey diyorlar ya. Aslında endeksin düşüşü çok hissedilmiyor hocam. Ama ben geçen bir yerde duymuştum. Kimse öyle de hatırlamıyorum. Endeks sabit kaldığında bile hocam enflasyon %3 ise aslında endeks %3 olarak reel düşmüştür. Aynen. Eğer endeks de düşmüşse, yani ikisi olmuşsa katmerlenmiştir. %6'dan fazla bir düşüş vardır. Şimdi şu anki nominal düşüş atıyorum %20'dir, 30'dur tam bilmiyorum, bakmadım son senaryoda. Ama reel düşüş 2008 krizi gibi bir şeymiş büyük ihtimal. Yani o enflasyonu da... Yaklaşık olarak 3 aydır düşüyoruz. Temmuz'un ortasından bu yana düşüyoruz. Her aya %3 enflasyon farkı koysan... Enflasyonu da koysan... %10 daha düştü. Yani reel olarak bu bir gerçek, doğru. Doğru yani. Aynen. Yani o yüzden reel olarak şu anki kayıp bizi aslında acıtan bir fırsat maliyeti. Ya adam hiçbir şey yapmıyor. Bankada faizini gidiyor. Ay sonunda alıyor. Hatta para piyasası fonunda onu bile yapmıyor. Günlük alıyor. Ve büyük bir getiri. Dolar bazlı %3-4 ne demek hocam? Biz -6 aylık. -5-6 reel olarak söylüyorum tekrardan. Şimdi bu gerçekten can acıtıcı. Psikolojiyi yıpratıyor. Ama ben şuna güveniyorum hocam. Ben bu kaybı göze aldım. Yani borsanın düşeceğini az çok biliyorduk. Ona göre hareketlerimizi de yaptık. Mesela ben sanayiciydim hocam. Ben borsaya girdiğimden beri full sanayiciyim. Yakın çevrem beni iyi tanır. Orayı çünkü güzel değer diyorum yani. Yavaş yavaş hizmet ve perakendeye döndüm ben. Neden? Çünkü sanayi bitiyor. Benim elimde bir tane otomotivci kalmıştı sanayi. Şimdi onda da değişikliğe gittim. Niye? Çünkü yani Çinlilerin ne yapacağını kestiremiyorum. Tesla'nın tırını böyle metreyle ölçen bir adama güvenemezsin. Adamlar Tesla'nın şeyini çalmaya çalışıyor. Yani orada ölçüm yapıyor, gidip Çin'den aynısını yapacağım. Şimdi böyle olunca ben hocam rekabetin az olduğu. Mesela benim nazarımda otomotivcilerin dışında olan bir otomotivci gelir yine aklıma öyle durumlarda. Sen de yatırımcısı olduğum için rahat söyleyeyim. Türk Traktör mesela. O yüzden BYD tarafında, Çeri'de, Mere'de marjlarını da koruyabiliyor bir tık. O nedenle biraz daha güvenli olan sanayicilere evrildim diyeyim. Ve perakendeye çevirdim yüzümü. Niye? Çünkü perakendede bir talep daralması yaşanmıyor. Cirosunu koruyabiliyor. Karında feragat etse bile, kampanya yapsa, reklam harcaması yapsa vesaire, yine de koruyabiliyor diye biraz perakende hizmet sektörüne ağırlık verdim mesela. İlki sınayiden çıkmışım. Yoksa hocam benim portföy bugün %20 düştüyse %50 düşerdi belki. Doğru. Benim de tespitim şu, bu 2024-6 dönemi bittiğinde yaptığım filtrelemelerde sektör olarak öne çıkan, işte kısmen hizmet diyebiliriz, ulaştırma sektörü olmuştu hocam. Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları, bu sektöre iş yapan Hitit Bilgisayar. Hani birazcık tabii uçuş sektörünün yüksek sezonu, yılın ikinci çeyreği ve üçüncü çeyreği. Tabii ki bunun etkisi vardır ama hani şu dönemde gerçekten hani reel olarak satışını ve karını arttırabilen şirket bulmak zor iken, sektörel bu hareketlilik bence ulaştırma sektöründe dikkat çekici bir durum. Onun dışında telekomünikasyon vardı. Hem Türk Telekom hem Türksel satışlarını ve karlarını arttıran sektörel olarak öne çıkan sektörlerdi bunlar. Yine tek tek şirketler vardı. Reysaş onların arasındaydı. Elit Gıda, Süven. Hani tekstil sektörü her ne kadar böyle verileri pek iyi olmasa da perakende şirketlerin de aynı şekilde. Süven Tekstil de benim o filtrelerden geçen bir şirketti. Var birkaç şirket daha böyle. Zaman buldukça onları da ben tek tek paylaşmaya çalışıyorum. Banvit'i paylaşmıyorum. Limak Çimento'yu paylaşmıştım kendi kanalımda, videosunu tanıtmıştım o şirketleri. Tek tek vakit buldukça hem seni bir daha konuk almak istiyorum. Gerçekten çok ilgi görüyor yaptığımız çalışmalar. O yüzden zaman buldukça hem röportajlarımıza hem de o şirket tanıtımlarına devam etmek istiyorum. Hocam epey bir vaktini aldım. Yarım saat olmuş neredeyse. Son sözün varsa, ekleyeceğin başka bir şeyler varsa onları da alayım. Son bir şey söyleyeyim hocam. Şimdi biz hep uzun vadeyi söylüyoruz. Sen de, ben de, bizim gibi düşünen insanlar da hep orta ve uzun vadeyi söylüyoruz. Aslında Türkiye, ben eskiden tam uzun vadeciydim ama artık biraz ortaya döndüm. Orta uzun vadeciyim. Ne demek orta uzun vadeci? Yani bir hisse senedini al, ömrünün sonuna kadar taşı bana artık çok mantıklı gelmiyor. Ama bu trade değil. Yani al, bir fiyattan al, bir fiyata göre gelince sat gibi değil ama mesela
Benim yaptığım en güzel şeylerden birisi, hamlelerden birisi şuydu hocam. Bu senenin başı için söylüyorum. Benim bir hisse senedim vardı. Tekstil sektöründeydi ve portföyümün %27'si ondaydı. Bak, Bir önceki tekstil yayınlarından bahsetmiştik, hatırlıyorum. Doğrudur, belki söylemişimdir, bilmiyorum. Şu an hocam %5 o. Yani sene başında yüzde, hatta 2023'ün sonlarına doğru %25-27 taşıdığım hisse senedi şu an %5. Ama şu olmuş, hisse 10 liradan 9'a düşmüş. Ben aslında teknikçilerin yaptığını yapmışım, stop olmuşum. %30 pozisyon azaltmışım, oradan hizmete kaymışım. 9 liradan 7 liraya düşmüş, yine %20 boşaltmışım, tekrar perakendeye taşımışım. Yani kötü giden sektörü satmışım, iyileşeceğini düşündüğüm hisseleri almışım. Şimdi bu beni korumuş mu? Korumamış. O da düşmüş. Yani gene para kaybetmişim. Portföyüm erimiş. Ama şunu sağlamışım. Portföyüm %40 düşecekken ben bunu %10'da tutmayı başarmışım veya %15'te tutmayı başarmışım. Yani şu dönem aslında para kazanmak değil hocam, marifet. Şu dönem parayı koruyabilmek, sabırlı olabilmek ve ben şuna da inanıyorum. Borsa düştükçe hocam getiri potansiyeli artıyor. Geçen yayında konuşmuştuk, yani para bulalım da bir şeyler alalım moduna giriyoruz. O, ben de öyleyim yani, şu an sen de öylesin. Şimdi getiri potansiyeli arttıkça da artık pastanın üstündeki o kiraz tanesi daha değerli hale geliyor. Yatırımcının Evet. geleceği şey de o kiraz Ben tanesi. bu arada bir sonraki yayının konularını çıkarttım son cümlelerden. Yatırım stratejileri. Şimdi Aynen. hani dönem dönem stratejilerin de değişmesi gerekiyor. Katılıyorum. Çok Tabii tabii katılıyorum hocam. mesela. Tabii hocam. Bazı dönemlerde alıp hisseyi satmamak gerekiyor. Uzunca bir Aynen. süre. Belki de birkaç yıl satmamak gerekiyor. Ama bazı Evet. dönemlerde tam da bahsettiğin gibi biraz daha dinamik portföy olması gerekiyor. Bunlardan Evet. bahsedelim bir sonraki yayınımızda. Bu stratejilerden Aynen. bahsedelim. Aynen hocam, inşallah. Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Benden hocam. Ben teşekkür ediyorum. Davetin için tekrardan sağ olasın. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımızı beğenmeyi, yorumlarla bize destek olmayı sürdürün lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta Ömer Bey'den sözümüzü aldık. Yine müsait bir zamanda yayınımızı yapacağız. Hoşça kalın. Görüşmek İnşallah. üzere.